biz o Kur'an'ı dağlara bıraksaydık, dağlara inzal etseydik, dağın omuzlarının arasına koysaydık, o yani dağlar boynunu büyük büküp paramparça toz duman olduğunu görürdünüz diyor Allah. Allahu akbar ve lillahilhamd. Subhanallah. Emanet neymiş aziz dostlar? Allah'ın kitabı. Emanet Allah'ın kitabında belirtilen emir ve yasaklarmış aziz dostlar. Bu eğer bir dağa verilseydi Allah diyor ki dağ boynunu bükecekti ve paramparça olacaktı. Şimdi aziz dostlar, madem biz bu emaneti sahiplendik de şimdi Allah'a iman ettiğini söyleyenler bu kitaptan sorumluluk bilincini aldığını iddia edenler ne olur Allah'a gereği şekilde iman ettiğinin muhasebesini yapıp da o dal gibi boynunu büküp Allah'a hakkıyla iman edememenin korkusuyla paramparça olacağı zaman ne zaman gelmiştir? Allah kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarının takip edilmesini istemiştir. Ama sen veya ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı değil de şarlatanları takip ediyorsak, hokkabazların adımlarıyla yürüyorsak, ne zaman bir dal gibi korkacak, boynumuzu bükecek ve bir dal gibi paramparça olacağız? Allah kitabında bizleri namazla sorumlu tutarken, yorgunluğu bahane ederek yatsıyı terk ettiğimiz halde ne zaman bir dağ gibi korkacağız, boynumuzu bükeceğiz? Ve ne zaman bir dağ gibi korkup paramparça toz duman olacağız? Allah infağı omuzlarımıza koyarken mustazafların ihtiyaçlarının karşılanması için emaneti bize sırtlatırken, şu an Suriye'de mümin erkek ve mümin kadınlar açlıklarını bastırmak için köpek eti ve kedi eti yerken, şu an anneler soğuktan dolayı evlatlarına elbise giydiremeyip diye toprağın altında evlatlarının ısınmasını sağlayan anneler, bugün kafirlerin zindanlarında onların tel örgülerle çevirdiği kamplarda ağlayan mümin erkekler varken, şimdi bu sessiz kalışımızı Allah'tan korkarak, bir dal gibi korkarak, boynumuzu bükerek bu sorumluluğu yerine getiremediğimizden dolayı bir taş gibi yuvarlanma zamanı ne zaman gelecek? Ümmet ilimsizlikten kıvranırken, İnsanlar Allah'a şirk koşarken, şu an Yahudi ve Hristiyanları taklit etme konusunda mümin insanlar yarışırken, daveti tebliği bırakan sen ve ben ne zaman bir dağ gibi korkacağız, boynumuzu bükeceğiz ve ne zaman bir taş gibi yavalarımızdan çıkıp yuvarlanacağız? Ey makamları sevenler, mevkileri özenenler, omuzlarına vurulan rütbelere takılanlar, ellerinizden rütbeler gidecek korkusuyla ne zaman adalete döneceksiniz? Ve hakkı ayakta tutamadığınızdan dolayı, bu emaneti yerine getiremediğinizden dolayı ne zaman boynunuz bükülecek, bir dağ gibi paramparça olacaksınız? Yerinde buluşacaklar. Ne zaman müminler Kur'an tilavetiyle uğraşacaklar? Ne zaman müminler
Allah yolunda cihad etmek için saf saf olacaklar. Ne zaman müminler seslerini davette birleştirecekler? Mustazafların elinde tutacaklar. Hani nerede o sorumluluk sahipleri? Değilse bir dağdan da mı cansızız? Bir dağdan da mı ruhsuzuz? Bir taş parçasından da mı acizsiz? Nice taşlar var ki Allah korkusundan yuvarlanmakta. Nice taşlar var ki ikiye yarılıp içinden akarsular akıtmakta. Nice taşlar var Allah'tan korktuğundan için içinden filizler çıkartmakta. Ey müminler! Ne zaman sorumluluk bilinciniz boynunuzu bükecek ve bir dağ gibi parçalayacaksınız? Allah için nefsinize sorun. Ne zaman kendinizi muhasebeye çekeceksiniz? Yoksa halinizden memnun musunuz? Emaneti bir sahabe gücüyle mi sorumluluk altına aldınız? Yoksa bir Ömer misiniz? İçin kendini o sıkıntıdan bu sıkıntıya sokanlar için selam olsun. Boynunu Allah korkusuyla eğecek ve bir dağ gibi paramparça olacaksın.